Bugünkü videomuzun konusu sperm dondurma. Çok iyiydi lan bu köpek. Ben gene bunun soyundan devam edeceğim dedim. Önden bir sperm alıyorlar. Spermin yoğunluğuna bakılıyor. Yani alınan spermde ne kadar sperm hücresi var ona bakılıyor. Ama sonrasında yine nasıl çözdüreceksin onu? Tavada mı eriteceksin? Allah'ını seversen. İlla, illa vardır bunun bir şeyi. En azından orada kalmaz. Çıkar gene veterinerlik fakültesine giderim. Bunlar benim donmuşlar abi. Anam at geliyor at. Bak bak. Kıymetli abonelerim. Şimdi size Türkiye standartlarında olmayan bir Belçika Malinois göstereceğiz. Bakalım. Daha adarım, iyisi varsa gelsin. Böylesi varsa gelsin gerçekten. Lan dur daha dur. Şu ayağa kaldırsan hadi bir. Gel. Hop. Tamam tamam gel gel. Oh. Hem şuna cüsse, bir bak abi. Şu boya bir bak maşallah hem cüsse, sana ya. Hem renk. Sana maşallah hem sana ya. Gayet güzel. Hani demiştik ya bizim üretimimiz şöyle, bizim üretimimiz böyle diye. Hanımlar beyler, Süper Köpek TV'de bir video daha karşınızdayız. Umarım iyisinizdir. Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim videolarını bulacağınız kanala yeniden hoş geldiniz. Ben uzman eğitmen Can Güler ve kıymetli kardeşim Halil Yıldız. Halil'cim yeniden hoş geldin. Hoş bulduk abi. Her videoya ayrı ayrı hoş geldin diyorum ve çok mutlu oluyorum seni gördüğüm. Ben de bunu duymaktan mutlu oluyorum abi. Çok sağ ol kardeşim. Şöyle yapayım. Bunu biliyor musun ne olduğunu? Ne abi? Abi şu var ya. Koreliler de böyle yapıyor. Tamam abi, K-pop böyle. Grupları var ya. Şöyle yapıyorlar birbirlerine. Tabii abi kız çocuğu sahibi olmayınca bilmiyorum yani, sen. Böyle o zaman. Geçen gün çıktı aldık hayvan gibi. Gene bir sürü hepsi birbirine benziyor Korelilerin ya. Bana çok garip geliyor. Nasıl tanıyor? Abi, ama hepsinin diyor bu ezbere biliyor yani. Yani adamlar için ayrıcı özellikler demek ki algıda seçicilik ya biraz. Bizde evet. O yok ya. Onlar da herhalde bizi mi öyle görüyorlar? Büyük ihtimalle. Sen de beni aynı görüyor, Murat'ın aynı görüyor. Lan bunların hepsi aynı falan. Oğlum bunların hepsinin gözü aynı, bunlar nasıl yapıyor? Kıymetli abonelerimiz, bugünkü videomuzun konusu erkek köpeklerde sperm dondurma. Zaten dişi köpekte sperm dondurma olmadı, biraz olmaz, saçma oldu. Evet. Sperm dondurma üzerine anlatacağız. Neden? Böyle bir video yok. Sırf bunun için gittim köpeğimin spermlerini dondurttum. Eğer olur da. Yıllar sonra, aradan geçti 5 yıl, 6 yıl derseniz ki ya Can Hoca'da da bir Cooper varmış. Onun bir yavrusunu alsak ne kadar iyi olur dediniz. İşte Cooper da gelmiş misal o zaman 12-13 yaşlarına. Artık sperm kalitesi yerlerde. O zaman diyeceğim ki ben size korkmayın ya. Dondurduk biz. Vaktiyle ben 2024 yılı Nisan ayında dondurmuştum diyeceğim. Gelin. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne köpeğinize aşılama yapalım diyeceğim mesela. İşte bu yüzden bu videoyu çekiyoruz. Sperm dondurma nedir? Hangi şartlarda ihtiyaç duyulur? Onun üzerine konuşacağız. 2024 yılı mali külfeti ne kadardır? Onu falan anlatacağız. Şimdi kıymetli abonelerimiz. Biz biliyorsunuz erkek köpekleri 2 yaşıyla 8 yaşı arasında eşleştiriyoruz. Neden? Kaliteli bir yavru geçişi olsun diye. Sonrasında 8 yaşından sonra eşleşmez mi? Eşleşir. Ama ister istemez alacağımız yavrunun kalitesi düşer. Bu birincisi. İkincisi, köpekte sağlık problemleri olabilir. Prostat olabilir, benzeri bir şey olabilir, kanser olabilir, kısırlaştırılması gerekebilir. Tabii ki. Ya da Allah korusun benim ilk köpeğim trafik kazasından ölmüştü. İstenmeyen bir durum söz konusu olabilir. Köpeği erken yaşta kaybedebilirsiniz. Yani Cooper'ı örnek verelim. Hani Türkiye standartlarında, Cooper'ın ayarında kaç köpek var dostum? Çok yok abi. Çok yok. Sayıdı, çok yok gerçekten. Ya bu can sıkıcı bir durum. Yani bu genetik bir miras. Bunun bir sonraki nesillere aktarılması lazım. Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin damızlık bir köpeği. Yani istedikleri zaman yardımcı oluyoruz arkadaşlara. Ama hem arama yapabilecek, hem koruma yapabilecek, hem çok iyi eğitim alabilecek, hem kalça dizdirsek yönünden sıkıntısı olmayacak. Bir köpeği bulmak gerçekten çok zor. Dolayısıyla biz dedik ki yarın öbür gün başımıza bir şey gelmesin. Madem böyle de bir imkan var biz bu arkadaşın spermini donduralım dedik. Tabii, iyi yapmışsın abi. Bence çok yerinde bir karar. Bence de. Yani yarın öbür gün dedim ki örnek veriyorum Cooper'ın başına bir şey geldi. Ya da ne bileyim Cooper hakkın rahmetine kavuştu 14-15 yaşlarında. Çok iyiydi lan bu köpek. Ben gene bunun soyundan devam edeceğim dedim. Onda dahi artık böyle bir imkanım var. Cooper'ın çocuklarını yıllar geçse de çözdürüp tekrardan
kullanabileceğiz. Şimdi bunun için veteriner fakültelerinde suni tohumlama merkezleri var. Hepsinde var mı bilmiyorum ama en azından Ankara Üniversitesi'nde var. Eğer köpeğiniz bizim köpeklerimiz gibi üst kalite olduğunu düşünüyorsanız ya da köpeğinizin huyunu, suyunu, meziyetlerini çok seviyorsanız ya benim Maxim'e benzeyen bir yavru olsun ileride. Değil mi? Atıyorum Cookie'ye benzeyen bir yavru olsun ileride. Bunun huyu çok güzel. Bunun soyunu takip edeyim istiyorsanız bu imkan size verilmiş. Buraya gidip tabii öncesinde şu gerekiyor. Önden bir sperm alıyorlar. Spermin yoğunluğuna bakılıyor. Yani alınan spermde ne kadar sperm hücresi var ona bakılıyor. Bir de hareketliliğine bakılıyor. Eğer uygunsa tamam bu arkadaşın spermleri uygun diye önden test yapılıyor yani. Uygunsa size bir takvim veriliyor. Şu zaman gelin. Neden? Sperm almak köpek için yorucu bir işlem. Dolayısıyla iyi beslemeniz gerekiyor. Ondan sonra gidiyorsunuz. Tekrardan sperm alınıyor. Bu sefer dondurma işlemi yapılıyor. Dondurma işleminden sonra da ihtiyacınız olduğu zaman diyorsunuz ki benim bu sperme ihtiyacım var. Spermi verin bana arkadaşım. Verin diyorsun. Çözün diyorsun. Çözüyorlar ve tabii ki dişi köpeğinizle beraber gitmeniz gerekiyor. Dişi köpeğinizi enjekte ediyorlar. Sistem 2024 yılının şartlarında gayet bizi tatmin eden bir sistem. Çok mutlu olduk açıkçası. Uzun yıllarda inşallah sperm sıkıntısı çekmeyeceğiz. Olur da inanılmaz güzel bir dişi Alman çoban köpeği bulursa Cooper'ın ayarında boşa gitmeyecek en azından. Aha, hemen ne yapacağız? Set zamanında böyle şeyler olsaydı alsaydı. Ya setin spermi ne güzel olurdu değil mi? Neyse Pixel'inkini alırız. Yani değil mi? Öyle yaparız yani. Abi şimdi bu sperm almayla ilgili soracağım bir şey olursa söyleyebilirim hemen, yani. Hemen sorayım. Bir iki tane geldi aklıma. Şimdi ilk olarak daha önceden duyduğum bir şeydi bu. Suni tohumlamalarda. Kim veterinerler işte prostat sıvısıyla meniyi ayırıyorlarmış. Yani spermi ayrı bir şekilde ekiyorlarmış. Hı hı. Dölleme yapıyorlarmış. Burada da öyle ayrı ayrı mı aldılar yoksa komple bir arada mı? Yok komple bir arada aldılar. Komple bir arada aldıktan sonra ama mikroskopta incelediler. O da zaten aha, monitöre yansıyor. Oradan bakıyorlar. Ondan sonra onu işte her aşımda kullanılacak şekilde ölçekleri var. O ayrı ayrı ölçeklendirerek donduracaklar işte. Donma işlemi yapacaklar. Anladım. Çok veteriner önemli. Herhalde bildiğim kadarıyla gene daha önceden bir veterinerin söylediği ilk alındığı andan sonra birkaç saat herhalde normal canlılığını koruyormuş. Tabii canlılığını koruyor. Ondan sonra zaten diyor ki dondurma işlemi 4 saat falan sürüyormuş yani. Ondan sonra artık ne işleme tabi tutuluyor onu bilmiyorum ama herhalde bir anda şoklayınca spermler ölüyor mu ne oluyor? Ama şöyle bir şey de söz konusuymuş. Çözülünce spermlerin yarısı ölüyormuş. Ay. O yüzden şey diyorlar hani çok yoğun ve hareketli olması önemli diyorlar. Çünkü hayatta kalanları kullanabilmek için. Anladım. Maliyetini söyleyeyim. İlk sperm testi ve diğer muayeneler 1250 lira tuttu kıymetli abonelerimiz. Sperm dondurmada 5600 lira tuttu. Yıllık bir maliyeti var mı daha sonrasında? Yıllık maliyeti de var. Ne kadar abi? Seneye göreceğiz onu. Seneye göreceğiz onu tamam. Bu yıl 4000 lira. Bu yıl 4000 lira. Seneye inşallah faiz zamlar yapmazlar yani. Ondan sonra bir de sen yetmiyordun bir de senin çocuklarınla uğraşıyoruz. Şey yapamıyor musun peki abi? Kaç derecede falan donduruyorlar? Kendimiz evde böyle bir ortam oluşturamıyor muyuz? Tamam aldınız. Dondurma işini de yaptınız. Çok güzel. Ben evimde götüreyim. Ha onu bilmiyorum. Ama sonrasında yine nasıl çözdüreceksin onu? Tavada mı eriteceksin? Tavadan seversen. İlla, illa vardır bunun bir şeyi. En azından orada kalmaz. Çıkar gene veterinerlik fakültesine giderim. Bunlar benim donmuşlar abi. Vallahi bunu Koray Hoca'ya sormak lazım yani. Ankara yani, Üniversitesi'nde kendisi. Yani belki ben şey yapacağım yani dediğim gibi. Evimde muhafaza edeceğim. Güvenmiyorum veterinerlik fakültesine. Belki elektriği gidecek. Belki spermimi olacak. Kullanacaklar. Belki kullanacaklar. Belki bana örnek veriyorum. Başka köpeğinkini verecekler. Engin Bey'den köpek buldum bir tane. Ha. Dedi ki Can Bey süper bir köpek dedi. Cooper'ın spermini kullanalım dedi. Gittim Tekirdağ'dan köpeği aldım Ankara'ya getirdim. Gittiler karışırlar pudul enjekte ettiler. Bakalım, hadi bakalım işte. O saatten sonra. Geçmiş olsun. O saatten sonra doğana kadar fark etme şansın da yok. Doğunca ama çok komik bir görüntü abi, olur. Doğunca ya. Çok gerçekten komik olur ya. Allah'ım yani. Düşün. Kıvırcık kıvırcık Alman çobanlar düşünsene. Ya da dik kulaklı pudul. Dik kulaklı. Büyük ihtimal dik kulaklı pudul olur yani. Fare yavrusu gibi bir sürü. Ama
Ankara Üniversitesi'ne güveniyoruz. İnşallah bizi yanıltmazlar yani. Ben esprisine şey yaptım. Vallahi yani. Ben ciddi bir... Burası Türkiye abi, belli olmaz. Türkiye yani. Karışıklık her türlü olur. Vallahi belli olmaz. Anam at geliyor at. Bak bak. Kıymetli abonelerim. Şimdi size Türkiye standartlarında olmayan bir Belçika Malinois göstereceğiz. Bakalım. Daha adarım, iyisi varsa gelsin. Böylesi varsa gelsin gerçekten. Şişt, lan dur daha dur. Şu ayağa kaldırsan Ali bir. Gel. Hop. Tamam tamam gel gel. Oh. Hem şuna cüsse, bir bak abi. Şu boya bir bak maşallah hem cüsse, sana ya. Hem renk. Sana maşallah hem sana ya. Gayet güzel. Hani demiştik ya bizim üretimimiz şöyle, bizim üretimimiz böyle diye. Tamam, i̇şte tamam. Oradan da kendimize... Allah. Çek şu akşam iftara gidelim oğlum, ben üstümü kirleme benim. İşte o üretimden kendimize ayırdığımız bir yavru damızlık. Bu arkadaş da ileride çok güzel çocukların babası olacak inşallah. Muratan hocam, istersen şöyle arkamızdan bir dolaş. Zaten videoya çıkmıyorsun. Gel gel. Tamam tamam. Gel oğlum bırak insanları. Tamam. Boyuna posuna bakmıyor mu ya? Yani öldüreceğim bizi. Cooper cüsseli bir köpek. Kıymetli abonelerimiz. Bu arkadaş Cooper'dan bir 5 santim falan daha yüksek. Evet. Yani normalde çeyrek porsiyon Belçika Malinois'larla karşılaşırız biz. Hep ufaktır, ya. Bodurdur. Maşallah bu arkadaşın boyu da yerinde. Eklem rahatsızlığı da yok. Güdüleri de çok güzel. Rengi de çok güzel. Ya biz neden koyu hayvan seviyoruz ya? Estetik duygumuz herhalde yönden. Herhalde. Ben de seviyorum. Estetikten kaynaklı herhalde. Sonra insanlara laf ediyorsun ben. Değil mi? Niye renge takılıyorsun? Ama diye. Abi şimdi şöyle bir şey var. Sen Cooper'ı seçerken bir tek rengine bakmadın ki. Ben rengine baksam Cooper'ı niye seçeyim? Bak yani. Sapsarı köpek yani. Ya bir taraftan daha abi. Yakışıklıları da vardı. Hayır ama ya Cooper o kadar da sarı değil abi. Sable yani. Ya Sable da. Ablacası belediyesi çok bir hayvan. Şey. Bu arkadaş da gene işte gra şey ne diyorlardı bu arkadaş? Fam dedikleri evet. Kürk işte. Yani bunda da sarılıklar var. Tabii ki daha koyu renkte ama derdimiz şey ya biraz daha böyle ne derler pastel renkler herhalde evet. Koyu pastel direkt ne siyah olmuş. Hoşumuza tabii. Gidiyor herhalde. Yani. Yani şimdi ben de bir aralar kıymetli abonelerimiz ilk Cooper'ı almadan önce o sırada Halil hocamın babası Ahmet Hoca'ya demiştim ki hocam ben vaktiyle dişi köpek besledim. Çok güzel bir şey dişi köpek beslemek. Tabii. Yeniden dişi köpek beslemek istiyorum. Yeniden Workline Alman Çoban köpeği beslemek istiyorum. Ama bu sefer siyah bir Workline Alman Çoban köpeği beslemek istiyorum dedi. Ahmet Hoca ne dedi? O zaman aldı soru. Yok biliyorsunuz zaten süreci. Bütün yavruları Halil'le biz eğittik. Bu olmasın, bu olmasın, bu olmasın. En akıllısı Cooper kalmıştı. Öyle kaldı ama. Sen sadece ama görselle değil birazcık. O zaman şeyle. İlk başlangıcım benim de oydu yani. Ben de siyah istemiştim açıkçası. Evet. Yani ben mesela işte piksel malum. Pikseli tabii ki rengi dolayısıyla. Çünkü bir taraftan üretim yapmaya devam ediyoruz. Bizimle kalacak köpeğin bir taraftan damızlık bir köpek olabilmesi evet. Lazım. Siyah da çok fazla tercih edildiği için. Madem damızlık olacak siyah olsun. Siyah bir baba, kalıplı bir baba tabii. Olsun. Bizim olsun dedik. Öyle. Zaten siyah Alman çoban köpeği eşleştirdiğiniz zaman kıymetli abonelerimiz solid bilek yavru çıkma olasılığı yüksek. Diğer yavrularda dark yani koyu çıkıyor. Evet. Anneyi de biraz koyultuyoruz. Evet. O açıdan da hani pigmentte de öyle bir kendi çapımızda şans oynama yapabiliyoruz yani. Yani öyle söyleyelim. Yani ihtimali arttırıyoruz. Sperm dondurma anlattık ya evet. Bu arada. Evet. Adam girince aklımızı aldı başımızdan evet. Abi. Soracağım bir şey var mı sperm dondurmayla alakalı? Abi işte ücretini söyledin. Bir tek o evde onu gerçekten sorabiliyorsan bir sorsana. Onu soralım da yani bakalım. Yani standartları neymiş hani yani evde olmaz belki ama başka ama bir kurumda belki. Kıymetli aboneleriz. Ben geçmişine baktığım zaman suni tohumlama dünyada yapılan 3. ülkeymişiz biz. Bayağı Avrupa'da yani. Avusturya'da yapılmış, Rusya'da yapılmış 3. ırk ıslahı için Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'ye sperm getirtmiş. İlk biz yapmış. Ta o zamandan geliyor yani. Suni tohumlama geçmişimiz bizim Cumhuriyet'in ilk yıllarına dayanıyor. Ankara Üniversitesi'nde var. Örnek vereyim Uludağ'da ya da İstanbul'da var mıdır? Belki oralarda da vardır. Türkiye'de 17 tane veteriner fakültesi var. Belki oralarda da vardır. Bir görüşmekte fayda var. Ama Ankara Üniversitesi'nde var. Oraya görüşebilirsiniz. Olur da köpeğiniz
derseniz ki ben de Cooper'ın yavrusunu almak istiyorum derseniz bu videoyu yıllar sonra izledikten sonra iletişime geçebilirsiniz. Tabii. Yani. Bu videonun bir son kullanım tarihi yok. Yok. Spermler bitene kadar. Spermler bitene kadar. Ondan sonra da bakarız artık. Oradan da biz bir yavru alırız. Peki şey düşünüyorum. Mesela oradan devam ederiz o soydan. Şimdi bir tabiri caizse bir batch verdik. Tamam. Bir daha ikinci bir şey olarak daha fazla eşleştirmeye imkan sağlamak için. Düşünmüyorum çünkü verdiği sperm yeterli. Bu 4-5 defa çiftleşmeye yeter dedi. 4-5 iyi. Hı-hı. Yani mikroskopik ortamda çekip enjekte ettikleri için Allah ne verdiyse basmıyorlar dişinin içine yani. He. Biz de hani öyle yapıyoruz ya. Ya bizim eşleşmelerimizde de bu oluyor kıymetli abonelerimiz. Bazen mesela dişi köpeğin ilk seferi oluyor. Erkek ya da ilk seferi oluyor, tecrübesiz oluyor, yapamıyor. Ama dişinin belli bir süresi var ya, o sürede eşleşmemiz lazım. Veterinerimiz geliyor, mesleğini eline almış adam. Ne yapıyor? Spermi sağıyor. Ondan sonra enjektörle ekliyor. Çekiyor dişiyi, ne derler ona? Enjekte ediyor. Enjekte ediyor. Orada Allah ne verdiyse hepsini veriyor. Ama burada sayıyorlar da tek veriyorlar. Tek tek ayırarak. Ayıklıyorlar abi. Ayıklıyorlar. O yüzden. Yani baştaki benim o sorduğum soru şeklinde yapıyorlar. Aynen. Prostattan her şeyden ayırıyorlar. Tek canlı spermi alıyorlar. Tabii senin dediğine geliyor. Pıt, çok doğru. Onu ekliyorlar. İşte dolayısıyla abi, uzun yıllar kullanılabiliyormuş yani. Tamam abi, mükemmel. O zaman tamam. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Olur da köpeğinizin spermini dondurtmak istiyorsanız veteriner fakültelerimizde böyle bir imkan var. Artık biliyorsunuz. Artık biliyorsunuz. Neden? Çünkü Süper Köpek TV'yi izliyorsunuz. Aynen. Gidip de öyle. Atırsızlarının kanalını izlerseniz anca kangal kurdu boğdu mu? Yok efendim. Köpeğimi seversen 5000 lira. Köpeğimin kafasına dokunana tesbih vereceğim. Anca bunu görürsünüz yani. Görüşürüz. Abone olun, takip edin, bir de yorum atın. Yorum atın. Evet. E-ticaret mağazamızdan tasma alın, kayış alın. Destek olun ya. Daha ne olsun ya, destek olun bize. Hem köpeğinizi mutlu edin hem bize destek olun. Vallahi biz de mutlu etsiler değil mi şöyle? Değil mi abi? Görüşmek üzere, saygılar.